Merhabalar değerli Medyascope izleyicileri. Alper Kaliber'le Avrupa Günlüğü programında yeniden birlikteyiz. Geçtiğimiz Perşembe, Cuma günleri 23-24 Haziran'da önemli bir zirve vardı. AB'nin her 6 ayda bir yaptığı geleneksel ya da düzenli zirvesi, Fransız başkanlık döneminin de son zirvesiydi. Son derece önemli konular konuşuldu tabii ve önemli kararlar da alındı. Örneğin beklendiği üzere Ukrayna ve Moldova'ya adaylık statüsü resmen verilmiş oldu. Geçen hafta komisyon bu yöndeki tavsiyesini iletmişti. Evet, liderler Perşembe ve Cuma günü bu zirvede Ukrayna ve Moldova'nın adaylıkları başta olmak üzere başka konuları da konuştular. Gürcistan'a mesela bu adaylık statüsü verilmedi. Bir üst düzey diplomat bu zirveyi jeopolitika zirvesi olarak tanımladı ve Rusya'nın Avrupa'nın doğu kanadına yaptığı saldırıya jeopolitik bir yanıt olacağını de aktardı. Evet, zirvenin ilk günün sonrasında Ukrayna ve Moldova'ya adaylık statüsü verilirken Gürcistan'a eğer gereken reformları yaparsan gelecekte aday olabilirsin dendi. Von der Leyen komisyon başkanı bir basın açıklaması yaptı. Bu karar Rus emperyalizmi karşısında Ukrayna ve Moldova ve Gürcistan'ı güçlendirmektedir. Aynı zamanda AB'yi de güçlendirmektedir. Çünkü dünyaya bir kez daha gösterdi ki dış tehditler karşısında birlikteyiz ve güçlüyüz diye konuştu. Joseph Borrell de dış ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi konuştu. Ukraynalılar Avrupa ailesine aittir dedi Borrell ve ayrıca Ukrayna'nın geleceği Avrupa'nın içindedir mesajını da güçlü bir şekilde verdi. Macron da konuşmaktan geri durmamış tabii. Bu karar mevcut jeopolitik koşullarda Rusya'ya güçlü bir sinyal göndermiştir diye konuştu. Tabii jeopolitikanın geri dönüşü Avrupa'da zaten ne zamandır konuşulan bir konu. Özellikle NATO'nun öneminin artması, AB ve NATO arasındaki yakınlaşmanın, işbirliğinin ve çeşitli ülkelerin bu iki kuruma katılım süreçlerinin adeta birbirleriyle iç içe geçmesi, Türkiye'nin bile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olan üyeliğine olan itirazının AB tarafından yakından izlenmesi gibi konular aslında bir anlamda jeopolitikanın ve güvenlik klasik anlamdaki askeri güvenlik meselelerinin Avrupa'ya hızlı bir geri dönüş yaptığını bize zaten düşündürtüyor. Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı da bunun üzerine bir açıklama yaptı. 120 gündür yani saldırı başladığından beri ve 30 yıldır yani bağımsızlığımızı yeniden elde ettiğimizden beri bunu bekliyorduk dedi. Şimdi artık düşmanı yenebiliriz, Ukrayna'yı yeniden inşa edebiliriz ve sonrasında rahatımıza bakabiliriz diye konuştu. Oldukça iyimser bir konuşma yapmış ama tabii bu kararın Ukrayna'da moralleri oldukça yükselttiği de aşikar. Ama bu kararı beğenmeyenler de vardı. Özellikle zirvenin Batı Balkan ülkeleri arasında büyük bir hoşnutsuzluk yarattığını da söylemek lazım. Bulgaristan, Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım müzakerelerine başlamasına koyduğu vetodan vazgeçmiyor. Adaylığı Kuzey Makedonya ile bağlantılı olan Arnavutluğun başbakanı mesela bir açıklama yaptı. Avrupa'nın arka bahçesinde bir sıcak savaş yaşanırken ve 26 AB üyesi elleri kolları bağlı bir şekilde otururken bir NATO üyesinin yani Bulgaristan'ın
Diğer iki üyeyi yani Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yı esir alması utanç verici. Yanılmıyorsam Kuzey Makedonya 17 yıldır aday, Arnavutluk ise 8 yıldır. Şimdi de Ukrayna. Tabii onlara adaylık sözü vermek iyi bir şey ama umarım Ukraynalılar fazla hayallere kapılmazlar diye konuştu Arnavutluk devlet başkanı. Öte yandan Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kocek, bu isimleri bazen söyleyemiyorum hızlı bir şekilde, Kovaçevski de konuşmuş. O da demiş ki tüm bu olanlar Avrupa Birliği'nin güvenilirliğine ağır bir darbe vurmuş durumda. Evet, AB'nin tabii Ukrayna'ya adaylık sözü vermesi bir anlamda Ukrayna'ya bir jest olarak görülüyor. Ama tabii bu durumda Batı Balkan ülkeleri de son derece rahatsız olmuş durumdalar. Çünkü onlar uzun zamandır bu süreci devam ettirmeye çalışıyorlar ve hiçbir ilerleme sağlanmıyor. Ama onları da tatmin edecek zirvede bazı genel geçer ifadeler, kararlar yer almış. Bir AB diplomatı da şunları söyledi zirve çıkışında. Komşularımız bize bağlanmalılar, Rusya'ya doğru itilmemeliler. Bu konuda uzlaştık. Bir aday ülke tüm koşulları yerine getirirse 5 yıl içinde üye olabilir. Genişleme konusunda eskiden var olan asla anlayışını artık görmüyorum diye konuşuyor. Tabii bunun adaylık sürecinde 23 yılını falan doldurmuş olan Türkiye içinde bir takım tezahürleri olacak mı? Bunu göreceğiz. Ama tabii Türkiye konusu son derece karışık ve zaman zaman söylediğim gibi bu hükümet değişmeden bu konuda herhangi bir gelişme beklemek mümkün değil. Zirvenin ikinci gününde, Cuma gününde ise ekonomi meseleleri, enerji fiyatları ve gıda güvenliği konuları görüşüldü. Euro bölgesinde enflasyon %8'i aştı bildiğiniz gibi ve sürekli enerji fiyatları artıyor. İtalya Başbakanı Mario Draghi bir tavan fiyat önerisinde bulundu. Başta enerji olmak üzere ve temel gıda konularında tavan enerji uygulansın dedi. Öte yandan komisyon alternatif doğalgaz kaynaklarını araştırmaya devam ettiğini, yeşil yatırımları desteklediğini açıkladı ve üye ülkeleri de daha fazla enerji tasarrufunda bulunmaya çağırdı. Evet, şimdi biraz Finlandiya'nın NATO üyeliğine bakalım. Bu programda aslında bu konulara çok girmedim. Bildiğiniz gibi Türkiye özellikle Finlandiya ve İsveç'in tabii NATO üyeliklerine çok sesli bir şekilde karşı çıkıyor. Finlandiya'nın durumu biraz daha farklı olmasına karşın İsveç'le birlikte ele alınıyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itiraz eden Türkiye ile uzlaşmaya yakın olunduğu konusunda Helsinki'den bir açıklama geldi. Aslında üç ülkenin yani Türkiye, Finlandiya, İsveç'in temsilcileri bu hafta içinde Brüksel'de bir araya geldiler. Ve üst düzey bir Finlandiyalı diplomat çözüm bulmak için bütün taraflarda bir iradenin olduğunu belirtti. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini teröristleri destekledikleri ve Türkiye'ye silah satışını engelledikleri gerekçesiyle veto ediyor. Türkiye terör listesindeki bazı isimlerin Finlandiya ve İsveç'ten sınır dışı edilmelerini istiyor. Ancak bu iki ülkenin yasalarına aykırı. Bir kere bu liste genellikle çok geniş. Hele de ilk açıklandığında şiddetle hiçbir bağı olmayan kalem erbabı, yazar, insanları, hatta İsveç'te bir milletvekilini, bakanı filan kapsamıştı. Fin diplomatın açıklamasına göre aslında bu Türkiye'nin itirazları konusunda
bir ilerleme kaydedildi. Özellikle Türkiye'nin bu terör listesi PYD ile doğrudan bağlantılı olan kişilere indirildi diye konuştu. Aslında Türkiye'nin Fin diplomat şunu da söyledi. Aslında Türkiye'nin itirazı Finlandiya'dan ziyade İsveç'e bu bir sır değil. Finlandiya silah satışı konusunun önemli olmadığını, çünkü bir Türkiye'ye dönük Finlandiya'dan bu konuda bir Finlandiya'dan ambargo olmadığını da belirtti. Sorunların daha çok hani kolayca çözülebilecek teknik sorunlar olduğu ifade edildi Fin tarafından diyeceğim. Tabii durumlar hani bu kadar kolay mı? Önümüzdeki hafta, ya yani Haziran sonunda Madrid'de NATO zirvesi var ve aslında Avrupa'nın bütün derdi bu zirve öncesinde bu kararı, yani Türkiye'nin vetosunu kaldırmak ve Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım için ilk adımları atmak. Tabii bu nedenle neler yapılabilir? Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'le el sıkışması sağlanabilir. Bu nasıl mümkün kılabilir diye bir takım adımlarda üretilmeye çalışılıyor. Örneğin Finlandiya ve İsveç resmi bir açıklama yapabilir. Çok ayrıntı vermeden Türkiye'nin terörle mücadelesine destek verdiklerini belirtebilirler deniyor. NATO sonuç bildirgesinde gene Türkiye'ye yeni resmi adıyla, biliyorsunuz adımızı değiştirdik, Türkiye'ye övgüler düzülebilir ve NATO için önemi vurgulanabilir deniyor. Tabii bu bütün bunlar yeterli olacak mı? Bunları göreceğiz. Eğer Madrid'de Türkiye bu iki ülkenin katılım protokollerini imzalarsa Finlandiya ve İsveç NATO'nun resmi davetlisi olacaklar ve delegeleri tüm NATO toplantılarına üyelik gerçekleşmeden de katılabilecekler. Öte yandan hafta içinde yeni bir krizimiz daha oldu. Bu krizin tabii bu krize tansiyonun her an daha da yükselebileceği düşünülüyor. Rusya'nın Rusya ile doğrudan bağlantısı olmayan bir bölgesi var, Kaliningrad. Buraya ikmal yapılabilmesi için, hatta işte gıda götürülmesi için filan Litvanya sınırlarından geçmek gerekiyor. Hafta içinde Litvanya AB ambargolarını gerekçe göstererek buradaki transit geçişi önemli ölçüde durdurdu ve Rusya'dan da tabii buna derhal bir tepki geldi. Litvanya'da hali hazırda Almanya'nın kontrolünde bir NATO birliği de bulunuyor. Yani zaten Litvanya NATO üyesi bildiğiniz gibi. Ya Putin'in Litvanya'ya saldıracak kadar çılgın olmadığı düşünülüyor. Ama bir takım korkutma taktikleri güdebilir diye düşünülüyor. Bu taktikler arasında Litvanya'nın elektrik sistemine saldırı, siber saldırılar, hava ve deniz sahasını ihlal etme gibi önlemler bulunabiliyor. Tabii Litvanya AB yaptırımları nedeniyle bu yük taşıyan trenleri durdurunca, Kaliningrad'a geçişini durdurunca Rusya bunun çok ciddi sonuçları olabileceği tehdidinde bulundu derhal. Moskova'dan az önce söylediğim gibi Moskova'dan Kaliningrad'a demir yoluyla gidilirken
Aslında sadece Litvanya değil, Belarus sınırlarından da geçmek gerekiyor. Tabii orada sorun yok ama özellikle Litvanya son derece sorunlu bir durumda. Belarus zaten Rus trenlerinin geçmesine izin veriyor. Ama Litvanya AB tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde hepsinin değil bazı ürünleri taşıyan trenlerin geçişini yasakladı. Litvanya Dışişleri Bakanı açıklama yaptı ve Rusya'ya karşı AB yaptırımlarının mantıklı ve yasal bir sonucu olduğunu bunun söyledi. Tabii Moskova sizin bu tutumunuz Kaliningrad'da yaşayan halka, Rus sivillere karşı uygulanan bir ambargo, bir saldırgan karar olarak tanımladı ve bu şekilde Litvanya uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal ediyor açıklaması geldi. Tabii sonuçta bu ne yazık ki krizi tırmandırmış durumda. Rus Güvenlik Konseyi zaten toplandı. Moskova'dan derhal bölgeye bir heyet gönderildi. Rusya'nın bu tür saldırgan eylemlere karşılık vereceğini söyledi. Rus Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Petrushev. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova da açıklama yaptı. Eğer birkaç gün içinde bu yük trenlerinin trafiği derhal başlamazsa Rusya ulusal çıkarları doğrultusunda gerekli önlemleri açıklayacaktır, alacaktır dedi. Ama bu önlemlerin neler olacağı henüz söylenmemiş durumda. Henüz kararlaştırılmamış durumda. Tabii yani bu Litvanya'nın bu kararının ne kadar doğru bir karar olduğu tartışılır. Özellikle bundan sivil halkın zarar göreceği düşünülürse aslında bu Rusya karşısındaki uluslararası hukuk ve insan haklarından alınan meşruiyeti de Batı'nın tırnak içinde hani kazanmış olduğu bu meşruiyeti de önemli ölçüde baltalayabilir. Tabii bir anlamda bu durum koz olarak da belki kullanılmak isteniyor. Zira bildiğiniz gibi Ukrayna tahıllarının dünyaya ihracını Rusya etkiliyor. Yani önemli ölçüde kısıtlıyor. Belki de siz bunlara engel olmayın, biz de bu trenlerin geçişini sağlayalım demek için atılmış olan bir adım olacaktır ama olmuştur ama her halükarda tansiyonu yükselttiği kesin. Haftaya yeniden görüşelim sevgili dinleyenler. Medyaskop'ta Alper Kaliber'le Avrupa Günlüğü programında o güne dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.